Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. Kısa kısa Türkçe notları serimize yüklem nedir, nasıl bulunur? Başlığıyla devam ediyoruz. Zira yüklem yanlış bulunduğunda ya da bulunamadığında cümlenin kalan ögeleri de haliyle yanlış bulunuyor. Önemli bir konu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. En başta yüklem nedir? Yüklem iş, kılıç, oluş, hareket, durum bildiren, haber veren, cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli ögedir ve yüklem iki şekilde bizim karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi bir fiil kökünün ya da gövdesinin kipeki ve şahıs eki alarak çekime girmesidir. Yani çekimli fiildir. Dolayısıyla ben bir sözcüğün altını çizip ya da söz öbeğinin altını çizip yüklem diyorsam orada mutlaka kipek ve şahıs ekini görmem lazım birinci çeşit yüklemi bulabilmek için. İkincisini de birazdan anlatacağım. Eğer yüklemimiz bir çekimli fiilse bu fiil sevgili dostlarım basit yapılı ya da türemiş yapılı fiil olabilir. Eğer basit yapılı ya da türemiş yapılı bir fiilse karşımızda tek sözcük var demektir. Çünkü biz yüklem bulurken birden fazla sözcük mü tek sözcük mü bunu tespit etmekte bazen zorlanıyoruz. Basit ya da türemiş yapılı bir fiil varsa karşımda tek sözcükten oluşan bir yüklem bulmam gerekiyor. Ama bazen birleşik yapılı fiiller cümlede yüklem olabilir. Eğer birleşik yapılı bir fiil varsa evet birden fazla sözcükten oluşacaktır. Bu birden fazla sözcük iki kelime olabilir ya da bir deyim olabilir dostlar. İki kelimeden kastım işte bu isim artı yardımcı eylemle kurulan yardım etmek, affetmek, e, hapsolmak gibi iki sözcük olabilir ya da deyim olabilir. Etekleri tutuşmak gibi. Gelin şimdi şu örneklere bir bakalım. Söylediğim bu sözler hepimizi fazlasıyla üzdü. Üzdü yüklem. Baktığımız zaman basit yapılı bir sözcük görüyorum. Tek sözcükten oluşuyor. Yüklemimiz ve yüklem eğer bir fiilse fiile soracağınız nasıl sorusu sevgili dostlarım alacağı cevaplar zarf tümleci olarak döner ve yüklemin dışında kabul edilir. Nasıl üzdü fazlasıyla. Burası zarf tümlecini oluşturur. Ama eğer yüklem isim veya isim soylu bir sözcük olsaydı ona sorduğum nasıl sorusu da yükleme dahil edilirdi. Onu birazdan göreceğiz. Şu an işimiz fiiller. Devam edelim. Aklından geçenleri beni de korkuttu. Aklından geçenler olacaktı. Aklından geçenler beni de korkuttu. Korkuttu. Yüklem korkmak korkutmak türemiş yapılı bir fiil. Yine tek sözcükten oluşuyor. Bakın kipekini görüyorum. Yukarıda kipekini görüyorum. Şahısı görüyorum. Devam. Saatlerce teselli etmiş üzülen arkadaşını teselli etmiş yüklem. Geçmiş zamanla çekimlenmiş bir eylem teselli etmek niye birlikte aldım? Çünkü birleşik yapılı bir fiil. Eğer birleşik yapılı bir fiil varsa karşımda elbette iki sözcükten oluşacaktır. Teselli sözcüğüyle birlikte alıyoruz. Har vurup harman savurmuş babadan kalma mirası har vurup harman savurmuş yüklem. Niye tamamını aldım? Çünkü bu bir deyim. Evet dostlar eğer yüklemimiz bir çekimli fiilden oluşuyorsa gördüğünüz gibi genellikle şu rengi bir değiştirelim mi? Hah. genellikle tek sözcük, tek sözcük basit yapılı ya da türemiş yapılı. Eğer iki sözcükten oluşuyorsa bu fiil ya birleşik yapılı bir fiil olacaktır ya da karşımızda bir deyim olacaktır dostlar. Dikkat. Şimdi gelelim İsim ve isim soylu sözcüklerin cümlede nasıl yüklen olduğuna. Bakın isimler veya isim soylu herhangi bir sözcük. Bu zamir olabilir, sıfat tamlaması olabilir, söz öbeği oluşturur, zamir olabilir vesaire. İsim soylu herhangi bir sözcük veya bir eylemsi ek fiil alarak cümlede yüklem olabilir. Dolayısıyla bir sözcüğün ya da söz grubunun altını çizip yüklem diyorsak orada ya kip artı şahısı görecektik biraz önceki maddede anlattığım ya da bu maddede anlattığım ek fiili göreceğim. Altını çizdim yüklem dedim. Şurada ya ek fiil olacak ya da kip artı şahısı olacak. Şimdi en iyi dostlar her daim kitaplardır. Kitaplardır yüklem. Bakın isim cümlede yüklem olmuş. Kitaplardır. Ek eylemin geniş zamanıyla. Oymuş burada sözü en çok dinlenen kişi. Oymuş yüklem. Yani o imiş ek eylem aldı. Zamir gelmiş cümlede yüklem olmuş. Güzel. Bir şairin adının sadece ve sadece şiirleriyle anılması gerektiğine inanan biriyim. Bak çok dikkat. Biriyimdir değil mi? Biriyim. Peki nasıl biriyim? Bir şairin adının sadece şiirleriyle alınması gerektiğine inanan biri. Komple yükleme dahil etmem gerekiyor. Çünkü isim soylu bu bir zamir, onun niteleyen sıfat grubunu da yüklemin içine almam gerekiyor. Eğer burası fiil olsaydı, fiile soracağım nasıl sorusunun cevabı zarf tümleci olarak ayrı bir öge olacaktı. İsim soyluysa yüklemin içine dahil edilir. Gördüğünüz gibi tamamı yüklem. Renkler arasında mavi en sevdiğim renktir. Sadece renk derimi alacağız dostlar. Hayır değil mi? Nasıl renk? En sevdiğim renktir diyerek tamamını alacağız. Yüklem olmuş ek eylemin geniş zamanıyla. Türkçe dünya dilleri içerisinde dillerin en güzelidir. Dillerin en güzelidir yüklem. Niye? Bu bir belirtili at Tamlamaları kesinlikle bölmüyoruz. Yine ek eylem almış gelmiş cümlede yüklem olmuş. Gecikmeden ben sorumlu değilim. Şimdi dikkat. Yüklem olarak sadece değilim kısmını mı alacağız? Tabii ki hayır, değil mi? Sorumlu değilim. Bakın dostlar bunu şöyle çözebilirsiniz. X değil, değil mi? X gibi X için X kadar. Yani bu sözcükler yanlarındaki sözcüklerle birlikte bir grup oluştururlar. Dolayısıyla X değil yani sorumlu değil. Birlikte. Aşağıya bakın. Bütün bu çabalarım senin içindir. Senin içindir. Yüklem. Fazla üşünmememize rağmen hava soğuk gibiydi. X gibiydi. Yanındaki sözcükle birlikte alıyorum. Bakın. Çünkü bir söz öbeği oluşturdu. Değilimdir. Ek fiilin geniş zamanını almış. Yüklem olmuş. Senin içindir. Ek eylemin yine geniş zamanı. Soğuk gibi idi Değil mi? İki eylemin geçmiş zamanı, hep isim soylu sözcükler, sözcük grupları gelmiş cümlede yüklem olmuş. Hepsinin ortak özelliği ne dostlar? Hepsinde ek fiil yani idi, imiş ya da dırdır mutlaka bulunuyor. Peki devam örneklere bakalım. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Hmm. Bu bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir yüklem. Birazcık kurcalayalım bunu bence. Gecenin bestesi belirtili isim tamlaması nasıl gece? Bin yıldan uzun bir gece sıfat grubu gelmiş tamlamanın tamlayanını nitelemiş. Haliyle burayı böyle bir bütün almalıyım. Tekrar hatırlatıyorum. Yüklem eğer fiil olsaydı fiillerde kullanacağımız o nasıl sorusu zarf tümleci olarak yüklemin dışında kalır. Ama böyle isim soyluysa dostlar nasıl sorusunu aldığınız cevabı yüklemin içine dahil etmeniz gerekiyor. Örneğe devam. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir. Bu. Bu özne olacak. Kar sesidir. Yüklem. Kar sesi belirtisi zaptamlaması. Nasıl kar sesidir? Bin yıldan uzun zannedilecek kar sesidir. Sıfat grubu oluşturdu. Haliyle burayı yine böyle yüklem olarak almak zorundayım. Dönülmez akşamın ufkundayızdır. Aslında ek eylem düşmüş. Dönülmez akşamın ufkundayız. Yüklem. Ölmüyoruz çünkü sıfat tamlaması var. Akşamın ufku belirtili hat tamlaması nasıl akşam dönülmez akşam bu da sıfat olarak ona dahil edildi. Peki devam. Şehri bu hale getiren bir olumsuzluk da insanların birbirlerini sevip saymamalarıdır. İnsanların birbirlerini sevip saymamalarıdır yüklem. Bak eylemsi ek eylem olarak cümlede yüklem oldu. Ve burası insanların birbirlerini sevip bu da buna dahil edildi. Yüklem tamamı olarak alındı. Ve şunu unutmayın ortada bir fiilimsi varsa... Fiilimsiler genellikle sözcük grubu, fiilimsi grubu oluştururlar. Yan cümle özelliğiyle kendi ögeleriyle birlikte kullanılırlar. Unutmayın. Kimi sevip birbirlerini sevip derken bak bu yan cümlenin nesnesidir. E, yan cümlede yüklemin içerisinde komple tamamını almamız gerekecek. Hayal ettiği tek şey okumaktı. Okumaktı. Yüklem okumak idi. Dikkat edin yine ek eylem olarak eylemsi gelmiş cümlede yüklem olmuş. O zaman bu cümlelere bakarak sevgili dostlarım eylemsiler için ne diyeceğiz? İsim cümlesi kurar unutmayalım. Evet şimdi bir de tabi Yüklemsiz cümleler var. Yani eksiltili cümle ne demektir? Yüklemi söylenmeyen, okurun zihnine bırakılan, okurun tamamlanmasının istendiği cümle türleri. Yani kesik cümle. Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar. Kapar yüklemini vermedi değil mi? Az veren candan, çok veren maldan verir. Demedi. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder var demedi. Yüklemleri vermedi. Dolayısıyla bunlar eksiltili cümledir. Yani yüklemsiz cümlelerdir. Evet sevgili dostlarım konu anlatımım burada bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.